Arkadaşlar şimdi Soğuk Savaş dönemindeki bilimsel gelişmelere bakalım. Hatırlayın, Soğuk Savaş dönemindeki diğer gelişmelerden bahsetmiştik. Şimdi de bilimden bahsedelim. İki süper güç uzay yarışına girdi. Kim bunlar? Amerika Birleşik Devletleri ile SSCB. 1957'de SSCB uzay aracı Sputnik'i uzaya fırlattı. İlk defa uzaya uydu gönderen SSCB oldu. 1958'de Amerika durur mu? NASA'yı kurdu arkadaşlar. Uzay bölümünü oluşturdu arkadaşlar. Uzay araştırma birimini oluşturdu. 1961'de Rus kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay aracıyla uzaya giden ilk insan oldu. Bu adamı unutmayın. O zaman uzaya ilk insanı gönderen de Rusya. 1969'da Amerikalı astronot Neil Armstrong ayak basan ilk insan oldu. Bak, Ruslar uzaya gönderdi, Amerika Ay'a gönderdi. Bazıları diyor ki bunlar yalan, yok böyle bir şey. Bilmiyoruz, fotoğraf çekmişler. Ve Armstrong'un şu sözü var: benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım attım, değil mi? Böyle büyük bir şeyler öyle. Hatırlıyor musunuz o resmi? Uzaya giden ilk canlı SSCB'nin Sputnik 2 füzesiyle, uydusuyla gönderilen Laika adlı köpek oldu. Bunu sorarlar mı? Güncel belki, bilmiyorum. Güncelde sorarlar. Tarihte çok zor. 1960'ta uzaya ilk kadın astronot olan Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay mekiğiyle gönderildi. O zaman ilk kadın Valentina, ilk kişi Yuri Gagarin, ama Ay'a ayak basan Neil Armstrong arkadaşlar. Ruslar uzayda uzun süre yaşama yöntemlerini geliştirmek için 1971'de ilk uzay istasyonunu dünya yörüngesine yerleştirdi. Ama ilk uzay istasyonunu da dünya yörüngesine yerleştiren Ruslar olmuş. Bayağı iyiymiş o dönemde onlar. İlk kez 1964 Tokyo Olimpiyatları televizyondan canlı yayınlandı. Tüm dünyaya ulaştırıldı arkadaşlar. İlk kalp nakli, bunlar en önemli olanlar. 1967'nin 2 Aralık'ında Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde Doktor Christian Barnard tarafından yapıldı. 1969'da ARPANET internet herhalde bir şeyin kırsaltılmışı kuruldu. 1991'de ABD'de ticari amaçlı internetin kullanılmasına izin verildi. 1992'de grafik web tasarımcısı olan Mozaik devreye girdi. Tabii bizde de 1993'te aynı tarihlerde hemen hemen internetin globalleşmesi, ODTÜ'de kullanılmaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kullanılmaya başlandı. Bilgisayar ve telefon işbirliği büyük bir gelişme sağladı ki bugün bunu anlatıyorsam burada işte bilgisayar, telefon, internet çok etkilidir arkadaşlar. Evet, buraya geçmeyelim.